Ramazan orucu kadar nefsi terbiye eden başka bir terbiye unsuru yoktur nefisin. Onunla ilgili bir hikmeti var. Buna benzer bu hikmetler var. Demek rububiyetle ilgili, Kur'an-ı Kerim'in nüzulüyle yani indirilişiyle ilgili, nefsin terbiyesiyle, tehzibiyle, tehzibi ahlak tabir edilen noktalarla ve bir de Ramazan orucunun bir de sosyal yönü var. Çünkü hüden linnas diyor, insanlar, insan demiyor, insanlar diyor. Toplum hayatına bakan yönü var. İşte bu ayet-i kerim aslında burada bütün o hikmetleri, şeylerini, kodlarını vermiş. Şimdi Ramazan ayında ise zengini fakiri fark etmiyor. Yemeklere olan ihtiyacını aç kalarak hissediyor. Ve dolayısıyla o yemeğe kavuştuğu zaman zengin olsun fakir olsun akşamleyin onu yediği zaman ha bir teşekkür etmeye ihtiyaç hissediyor kendisinde. Niye? Çünkü ona muhtaç olduğunu hissetmiş. Onu elde ettiği zaman ona seviniyor Allah'ım. Bu sevinç bile başlı başına manevi bir teşekkürdür biliyor musun? İşte Ramazan orucu var ya bizim rastgele attığımız ağzımıza hiç teşekkür bile, elhamdülillah bile devamlı topları avuta atıyoruz. Ramazan orucu hatırlatıyor. Akşama kadar aç kalmışsın. Her bir lokmada elhamdülillah dedirtiyor insana, dedirtiyor.